Çok iyi geldi, soğuk soğuk. Aşkım yalnız dikkat etmen lazım. Neden, ne oldu? Bugün seni almaya geldiğimdeki halini görseydin ne demek istediğimi anlardın. Ama şeyden, sıcaktan, ondan. Öyle mi diyorsun? Evet. O zaman. Yalnız dondurma kaldı şurada. Nerede kaldı? Yanağınla dudağının tam arasında. Onu bir alsana. Gerçekten mi? Vallahi sustum. Nihayet. Kötü rüya gördü herhalde. Aşkım. Hı. Her anı böl, her anı böl Emir. Aşkım ben düşündüm de. Yani şu an Emir'in yanına bir bebek daha düşünemiyorum. Niye öyle dedin şimdi? Niye mi öyle dedim? Aşkım biz daha bir tanesiyle baş edemiyoruz. Nasıl olacak böyle? Nasıl baş edemiyoruz Onur? Baş ediyoruz işte. Biz önce bir şu tatilimize gidelim baş başa da. Biraz büyüsün. Sonra onu da götürürüz tatile. Sonra sana da bakarız artık. Ben neden böyle söylediğini şu an anlayamıyorum yani. Yani kardeş güzel şey tabii ama... biraz yaş farkı olsun Emir'le. Olsun olsun da öyle çok da olmasın yani. Olsun olsun. Yaş farkı olsun da Emir büyütsün yeni bebeği. Yok artık. Öyle. Ama ben öyleyim, acımasızım biraz. Vicdansız babayım. Hatta birazdan Emir'in annesini yiyeceğim. Yapmazsın öyle bir şey. Yok, hadi ısırırım. Gıdıklanırım. Aşkım hadi uyan artık. Aşkım. 5 dakikada ne olur. Ne 5 dakikada? Tur şirketinden girecekler, unuttun mu? Ay. Ay ben onu unuttum. Tamamen aklımdan çıkmış o benim. Hazır değil miyiz tatile? Ay onu bilmiyorum. Acaba biz biraz acele mi ediyoruz? Nasıl yani? Yani daha 2 ay var ya. O yüzden dedim erken mi başladık acaba? Aşkım zaten nereye gideceğimize karar verdik. Vizeleri ayarladık. İşte ben işleri güçleri toparladım. Anca zaten. Ama ya 2 ayda bir şey olursa? Hayda. Ne olacak aşkım 2 ayda? Bilmem. Ha. Anladım. Emir değil mi? Sen şimdi Emir'den ayrı kalacağımızı düşündün, kırmaya başladın. Öyle galiba. Tamam, merak etme. Hiçbir şey olmayacak. Biz de o tatile gideceğiz. Baş başa çok güzel vakit geçireceğiz, tamam mı? Ama tabii sen şimdi burada böyle pineklemeye devam edersen... gelenler kapıdan dönecek. Bizim de tatil programımız suya düşecek. Tamam, hemen hazırlanıyorum. Hadi. Ama bunda Moğolistan yok. Evet Lale Hanım. Diğerinde de Hindistan'da gezilecek yerleri azalttık. Birinde Moğolistan az, diğerinde de Hindistan az. Bilmiyorum yani, karar veremedim. Peki alternatif bir rota yapamıyor muyuz? Maalesef. Yani bu kısıtlı zamanda tamamlanabilecek en iyi rotalar bunlar. Anladım. Aşkım şöyle yaparız. Sen zaten Hindistan'ı daha fazla merak ediyorsun. Hindistan'a daha çok zaman ayırırız. Ya da isterseniz araya küçük bir deniz tatili sıkıştırabiliriz. Aa, ikincisi olsun o zaman. Tamam. Duydunuz. Tamam. O zaman ben ikinci rota için gerekli işlemleri başlatıyorum. Bu arada dediğiniz gibi her şey 2 ay sonrası için hazırlanıyor. Ay ne güzel. Gerçekten gidebilsek keşke. Aşkım o nasıl laf? Niye gidemeyelim? Ay ne bileyim, öyle heyecanlandım o yüzden. Tatilimize gideceğiz. Çok da güzel geçecek, tamam mı? Tasalanma. İnşallah. Ben size en kısa sürede orada ihtiyacınız olan bilgileri de göndereceğim. Kıyafet, yemek gibi. Yani acele etmeye gerek yok. Ay vallahi duydu. Beni nereye bırakıyorsunuz diyor, görüyor musun? İzninizle. Ha bu arada lütfen ağzınızdan kaçırmayın, tamam mı? Yani son dakikaya kadar bilmesin birkaç gün içinde yola çıkacağımızı. Merak etmeyin Onur Bey. Eğer eşiniz de iş yerini ararsa benden başka kimse kendisine talimat vermeyecek. Süper, tamam.
Peki işlemler 2 gün içerisinde halloluyor değil mi? Yetişir. Biz de başvurularını zaten yapmıştık. Diğer işlemler de en geç 2 güne kadar bitmiş olur. Harika. Aa, gidiyor musunuz? Ben gideyim artık. Haberleşiriz zaten. Tamam. Merhabalar. Aa, Mahmur Hanım. Hoş geldiniz ya. Ben emirin altını değiştirmedim de bilginiz olsun. Ben her türlü kontrolü yaparım şimdi annesi. Tamam. Teşekkürler. O zaman iyi günler. Görüşmek size. Üzere. Görüşürüz. Sağ olun. Haberleşeceğiz. Hoşçakalın. Tamam. Hoşçakalın. Aşkım, ben de çıkayım yavaş yavaş. Nereye aşkım? Ben bırakayım seni. Köfteciye gideceğim ya. Hiç yolunu değiştirme. E tamam. Sen bilirsin o zaman. Tamam. Ben çantamı alayım. Tamam. Ablacığım, ya düşünsene şimdi biz beraber test yaptırmaya gidiyormuşuz. İkimiz de böyle hamiş hamiş. Ha? İnşallah ben hamile değilimdir abla ya. Vallahi Onur'la çok güzel boş vakit bulduk derken olmasın öyle bir şey. Doğru söylüyorsun. Ayrıca ben bugün belirtisini hiç hissetmedim. Ne mide bulantısı, ne baş dönmesi. Bence ben hamile değilim. Oo, bende var ya, belirtiler böyle tüm uzayla falan devam ediyor ya. Sen de bu azim, bu inanç olduğu sürece sen 3.'yü doğurursun. Hatta ben ancak ona yetişirim. Yaparım be. 3 de yaparım, 5 de yaparım. Hı? Aman. Ne isim koyacağımıza? Evet. Ha? Ne koyacağım? Bilmem. Ne olur acaba adı? Bu ne şimdi ablacığım ya? Ya bak bunu yiyeceğiz, sonra arayacaklar. Tekrar diyecekler ki gelin bir daha kan verin diye. Nasıl yapacağız ya? Abla 10 kere mi kan vereceğiz? Allah aşkına açlıktan öldüm burada ben ya. Hani yani niye klinikte beklemedik ki? Yani demedi mi bir saat sonra çıkacak sonuçlar diye? Niye bekleyelim orada boşu boşuna? Ay vallahi pes Lale. Senin bu rahatlığını adamı hasta eder ha. Ha, rahatım. Rahatım. O yüzden 4. simit yiyorum ben. Dua et hamile olmayayım. Dua et. Allah korusun. Niye dua edecekmişim canım? Döner dolaşır beni bulur. Ha, sen bu şekilde totem mi yaptın? Yapıyorum. Evet. Bravo. Klinik aç. Hadi. Efendim. Hı. Buyurun benim. Evet. Anladım. Evet, evet. Tamam. Teşekkürler. Hamile değilmiş. Hamileyim. Aşkım, Emine kardeş demiştik ya. Aşkım onu birazcık bekletsek mi, ne dersin? Yani bence de daha bir tanesi büyümeden diyeni yapmak çok akıl kârı değil gibi geliyor bana şu an. Yok, bence de öyle. Baş edemeyiz çünkü biz onunla. Bekleyelim biraz. Aynen öyle. Zaten daha bizimki çok olgunlaşmamış yani. Hı? Daha serseri şu an. Yok değil, zaten birbirimize vakit ayıramıyoruz. İkinciliğe hayatta baş edemeyiz. Evet, birbirimize bir doyalım değil mi biraz? Üf ya, nasıl olur ya? Nasıl hamile olmam? Hala anlamış değilim yani. Hayır, bu sefer belirtiler de öyle gösteriyor. Hayır, geçen sefer Gülşah hamile kaldığımda böyle midem falan bulanıyordu. Bak tıpatıp aynısı, hatta daha fazlası. Nasıl hamile değilim ben ya? Abla, asıl ben nasıl hamileyim? Onur'a nasıl söyleyeceğim ben bu durumu? Karar verdik, biz biraz bekleyelim demiştik. Of! Bir de o var değil mi? Doğru. Peki ben Kurtuluş'a nasıl söyleyeceğim? Hani şu dilim kopsaydı da keşke hiçbir şey söylemeseydi. Neyse ablacığım, ben dükkana gideyim bir an önce. Kurtuluş'a söyleyeyim de daha fazla heveslenmesin. Abla kimseye bir şey söyleme tamam mı? En azından benimle ilgili. Yok yok tamam, sen merak etme. Hadi görüşürüz. Üzülme sen. Tamam ablacığım. Sakince alacaksın. Canını yakmadan alacaksın. Dibinden 2 santim. Anne biliyorum. 50 kere anlattın biliyorum. Ne biliyorsun? Ya Japonlar bile sushi'nin o pilavını yapmak için 10 yıl eğitim alıyorlar. Günaydın. Ah, günaydın bir tanem. Ne oldu, bir şey öğrenebildiniz mi? Ne oldu? Ha? Öğrendik. Ha. Hamileyim. Torun geliyor. Hayırlı uğurlu olsun annem.
Ay canım benim. Ya. Ay, peki Nilüfer ablam? O değil. Yani o hamile değilmiş. Ama olsun, zaten onun dükkan işi vardı, bir sürü problemler vardı başında. Onları yavaş yavaş temizledikten sonra, ya genç nasıl olsa ne zaman isterse yapar. Ha? Üzülmüştür ama, değil mi? Evet, üzüldü. Ben de üzüldüm. Ama zaten ilişkimiz bir çocukla başladı bizim Onur'la. Emir'le başladı. Şimdi ikinci çocuk geldiği zaman yine birbirimize vakit... Duyar. Artık duyar o. Evet, Emir'e kardeş gelecek. Emir'le kardeşi kaynaşırlarken babayla anne de kaynaşacak. Onların kaynaşmaya daha çok vakitleri olacak. Duyar dinler. Ne oldu peki, eniştemle konuştunuz mu? Senden tek bir şey istiyorum. Ha. Hiç kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin. Söylemem. Mahallede ikinci torun geliyor diye bağırmayacaksın anne. Ama şimdi sen aklıma soktun benim. Sen aklıma soktun, hakikaten böyle bir şey yoktu. Ben Onur'a söyleyeceğim ama ben söyleyeceğim anne, tamam mı? Artık nasıl söyleyeceksen. Bak. Enişte ver götüreyim. Yok yok, ben hallederim, maldız. Sen dur öyle. İyi, şunları götüreyim bari, ne yapayım? Aa, ne yapıyorsun ablacığım, öyle bırak. Ay, ne yapayım canım, yardım ediyorum. Yok ablacığım, yok ben hallederim, sen iki canlısın, olmaz öyle. İki tane tabaktan ne olacak Allah aşkına? Ya öyle deme ablacığım, insanın böyle ayakta durmaktan bazen böyle beli falan ağrıyor yani. Bana bak, ayrıca sen gel şöyle otur. Ben sana bir köfte yapayım, getireyim ha. Hı-hı, canın çekmiştir şimdi seni. İyi de aç değilim ki ben. Ay öyle deme, insan hamileyken böyle var ya, canı saçma sapan şeyler çekiyor. Olsun, olsun bak, hadi geç otur, getiriyorum ben. Tamam. Ha? Yavrum, masaltı köfteleri bekliyor. Ver doldur hemen onları. Hadi. İyi, hadi al. Dur, geç. Ya hadi otur, ayakta dikilme öyle. Ay tamam. Öf, hiçbir şey yapamayacak mıyım? Ay! Ay aşkım ya. Ütüm koptu yani. Vallahi tabakları deviriyordum. Aşkım, insan kocasından korkar mı? Ay yok da, öyle bir anda sarılınca ben de korktum. E ne yapıyorsun? Ne işin var burada? Ne işin var burada? Karımı görmeye geldim. Gelemez miyim? Yok, iyi yaptın. Tabii görürsün de... geleceğini bilmiyordum. Şirkette bir sorun mu çıktı? Allah Allah. Seni görmek için illa bir sorun mu olması lazım? Özledim, geldim. İyi yaptın. Aç mısın? Bir şeyler yer misin? Yok aşkım, değilim. Sağ ol. Zaten fazla kalamayacağım. Seni görüp gideyim. Ben hallederdim. Yok yok, sen yorulma. Götürüyorum. Yorulma derken? Sen hasta mı oldun yine? Hayır aşkım, iyiyim. Ya iyi ki bir tansiyonum düştü. Ne yapayım, kıyamıyorum. Şeyi soracağım, sen tetanoz aşısı olmuş muydun? Yani ya da ne kadar oldu en son olalı? Evet, oldum. Vallahi 2-3 yıl önce herhalde. Neden sordun? Tur şirketinden mesaj atmışlar. Yani gitmeden önce halletmeniz gerekiyor, daha iyi olur diye. O yüzden ben de sana sorayım dedim aşkım. Şimdiden mi? Yani işte bir an önce halledelim işlerimizi. İki ayağımız bir pabuca girmesin. Ha, yok yaptırdım. Belki ayrıca bana yapılmaması gerekiyordur o iğnenin, aşının. Yani tabii 2-3 yıl içerisinde yaptırdıysan bence de gerek yoktur herhalde. Onur. Hı. Sen bu tatile çok gitmek istiyorsun, değil mi? Evet, çok gitmek istiyorum. Dur, bak sana bir göstereceğim. Bak. Nasıl? Harika görünmüyor mu? Hı? Evet. Şuraya baksana. Evet, çok güzel görünüyor da... aslında şöyle bir şey var. Aşkım bak, şunun doğa manzarasına bir bak. Şuna bir bak. Böyle bir doğa olabilir mi? Oralara da gideriz. Evet, çok güzel. Evet. Hadi bana yer açın bakalım. Süper. Tatlı da mı var? Ay, kız partisi yapıyoruz demedik mi yani? Tabii tatlı olacak. Vallahi ne iyi ettin ablacığım vallahi bu kız gecesini. Bizim için de değişiklik oldu ha. Ne tabii, iyi oldu. E sonuçta hep erkeklerle mi olacağız? Onlar da birazcık takılsınlar ayrı bizden.
Keşke annem de gelseydi ya. Ay evet, o niye gelmedi? Onu soracaktım. Ay vallahi ne bileyim ablacığım, anlamadık ki yani. Bu aralar böyle pek bir durgun, kendi başına takılıyor. Hani böyle bir gideyim bulaşayım, iki bir şey söyleyeyim diyorum ama sonra vazgeçiyorum. Sus Nülüfer diyorum, susuyorum. İyi. Anne, Emir ne zaman konuşacak? Aa anneciğim, daha Emir'in konuşmasını daha çok var. Peki hiç oyun oynamayacak mı? Aşkım zaten çok güzel oynuyorsunuz ya Emir'le beraber. Sen ona ne güzel ablalık yapıyorsun işte. Ben hem Emir'in ablasıyım hem de kendi kardeşimin ablası olacağım. O ne demek teyzeciğim? Annemle babam söz verdi, bana kardeş yapacaklar. Anne, Emir'in karnı mı acıktı? Yok, susadı. Susadı. Biber onu da mutfakta, ben getireyim o zaman. Aa, ben hazırım. Of, hadi, koş. Koş, hadi koş. Koş, sonuçta koş. Sen onun ablasısın değil mi? Ay, ay. Bakayım şöyle bir. Oh, oh teyzesinin yakışıklısı. Ay vallahi ne özlemişim bebek kokusunu ya. Oh. Ben Onur'a nasıl söyleyeceğim ya? Ablacığım, sonuçta mutlu bir haber vereceksin yani. Ben anlamadım ki, ne öyle felaket haberi verirmiş gibi davranıyorsun ya. Tamam. Özür dilerim abla. Tamam canım, önemli değil. Aman, tamam ya. Hadi boş verin. Ne olur canım, bir daha deneriz. Olmadı, bir daha deneriz. Elbet olacak yani. Değil mi? Ha? O zaman ben ablama güzel bir cheesecake vereyim. Hadi ver. Hadi. Ver. Aşkım, ama benim doğum günüm yarın. Aa, öyle mi? Aşkım, yarın olduğunu biliyorum tabii ki. Ama senin doğum gününü 3 gün 3 gece kutlayacağız. Bu da doğum günü kahvaltının provası. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum aşkım. Aşkım ben... Hı. Sana çok önemli bir şey söyleyeyim. Bilerek sabote ediyor. Art niyet var. Ben bakayım. Dur sen dur. Ben bakarım. Tamam. Geldim oğlum. Onur. Onur. Ben hamileyim. Emir'in kardeşi birazcık erken gelmek. Emir'in kardeşi erken gelmek istediği için ben hamileyim. Ay nasıl söyleyeceğim ya? Bakalım. Aldın mı Mehmet kokusunu? Anneye kahvaltı hazırladım. Doğum günü kahvaltısı. Anneciğim. Beğendin mi Emir? Günaydın. Gel bakalım. Gel bakalım. Anneciğim, sana ne oluyor böyle bu kadar erken uyanıyorsun? Sanki etinden et koparıyorlar canım ya. Bak, bak nasıl? Sen babayı mı özledin? Ha? Bilerek yapıyorsun. Bak anladı, programı anladı. Aşkım tamam, bak Emir'i çok seviyoruz ama... yani ben seninle o 10 günlük tatile çıkmak için sabırsızlanıyorum. 4 gözle bekliyorum. Sen bana bir şey söyleyecektin. Ben... Yok. Çok önemli bir şey değil, o yüzden aklıma gelmiyor zaten. Hadi git babaya. Gel. Hadi. Gel. Hadi hoppa. Uçurayım mı seni yine? Ha? Ya. Uçurayım mı seni yine? Ha? Ha? Ay, her derde deva olur mu? Ha? Anne. Aa. Ay canım Laleciğim, hoş geldin bir tanem. Hoş bulduk, biraz konuşalım mı? Tamam, ne iyi olur, ben sana hemen bir kahve. Yok. Yok, soğuk bir şey. Yok yok, istemiyorum, önemli. Hamilelikle ilgili. Söyle bakalım neymiş? Anne ben Onur'a nasıl söyleyeceğim? Söyledin ya. Söylemedim. Nasıl ya, hamile olduğunuzu? Söylemedim.
Yani ya istemezse? Lale. Siz başka çocuk istemiyor muydunuz Emir'in dışında? Yani düşünüyorduk. Düşünüyorduk da daha geç. Daha geç ama bu da davetsiz misafir oldu. İşte erkenden geldi. Yapacak bir şey yok ki tatlım. Biliyorum şimdi ilk söylediğin zaman çok şaşıracaktım, şok olacak ama sonuçta sizin aşkınızın meyvesi. Aşkımızın meyvesi, evet. Tamam, söyleyeceğim. Yok, sen bunu söyleyemeyeceksin galiba. Yok, söyleyeceğim. Yok, söyleyemeyeceksin. Söyleyemeyecek gibi söylüyorsun. Ay, sen bana ters psikoloji yapıyorsun. Tamam, ben söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Doğum günüm geliyor zaten. Biz baş başa otururuz. Ben ona o zaman söylerim. Aferin. Süper. Söylerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.